Hepinize selam, ben EAG ve bugün sizlerle birlikte inanılmaz bir oyuna bakacağız. Mental Hospital 6 Child of Evil diye geçiyor. Kötülüğün çocuğu gibi bir şey oluyor yani Türkçesi. Mental Hospital'ı zaten mobil oyun oynayanlar kesinlikle biliyordur. Mental Hospital 6 yani mobil platformun çok sevilen korku oyunlarının birisi. Yani adeta baş tacı bir oyun. Ve yenisi çıkıyor, Mental Hospital 5. Biliyorsunuz benim kanalımda videoları var. Mental Hospital 5'e gidebilirsiniz şu sağ üst köşeden. Mental Hospital 5 serime ulaşabilirsiniz. Oradaki videoları da izleyin. Mental Hospital 5 de cidden çok güzel bir oyundu. Ve şimdi Mental Hospital 6 çıkıyor. Fakat bu videoda ben bu oyunu oynamayacağım. Çünkü oyunda beta, yani daha hiçbir yerde yok abi. Aradım taradım ama bulamadım yani. İlk dedim bari kendim çekeyim falan filan ama yok abi. Bulamadım yani. O yüzden biz de oynanış videosunu çekeceğiz. Zaten oyunu yayınlayan şirketin yayınladığı bir video bu. E-Gaming'ti sanırsam. Orijinal videoyu da linke koyacağım. Hani içerik hırsızlığı falan filan istemiyorum o tür yorumlar. Orijinal videoya da o linkten gidebileceksiniz. Şimdi Mental Hospital 6 Child of Evil, yani 6 diye mi geçiyor bilmiyorum da Child of Evil versiyonu. Oyuna bakalım abi. Çok güzel bir oyuna benziyor cidden. Çok heyecanlıyım. Bir an önce çıksa da çeksek yani. Evet abi, şu anlık Rusça gördüğünüz gibi. Hocam. Evet, glitch efektleri falan var etrafta. Glitch biliyorsunuz çok meşhur şu aralar. Glitch efekti yaparsan havalı oluyorsun. Şu an kendimle dalga geçtim. Neyse. Evet, şu an böyle bir ortamdayız. Grafikler çok hoş. Grafikler çok hoş. Kamerayı açıyoruz. Kamera yine diğer oyunlardaki gibi. Yakınlaştırma falan. Fakat tabii ki de grafikler bayağı iyi şu an. Grafikler bayağı iyi. Evet, yine yürüme butonu falan 5'teki gibi abi. Arkadaki kapıyı açtırmıyor da bizi. Artık buradasınız. Dolaplara saklanma yine var herhalde. Evet abi, dolaplara saklanma var. Güzel. Pil var. Yakınlaştırma, uzaklaştırma falan. Önceki oyunlarda yakınlaştırma falan var mıydı? Hatırlamıyorum. Vardı galiba. Bilmiyorum. Neyse. Yalan olmasın abi. Oo. O neydi lan öyle? Abi sen burada ne işin var ya? Evet, bizim hacılar burada GG olmuş. Bu ne, bu asker mi? Yok, bu deli abi galiba. Evet, bu deli. Aslında bilmiyorum yapsak mı ama şöyle Mental Hospital serisine böyle en baştan başlayıp çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Vallahi şu an izleyince abi çok yapasım geldi, biliyor musunuz? Cidden istiyorsanız yapalım öyle bir şey ya. Cidden şu an canım çekti yani, Mental Hospital oynamak istiyorum. Hocam nereye geldik ya? Bir şeyler geçiyor oradan oraya. Ne oluyor lan? Hayda. Ne oluyor lan? Oğlum sen kimsin lan? Vay kan. Ama o kan efekti nasıl bir efekt lan? Valla boyayla daha iyisini yapardım. Neyse. Hayda. Bir yerlere gidiyoruz ama. Ama seriye başlarsak da Mental Hospital 5'i çekmem abi. Çünkü biz o kadar oyunu çektik yani. Ya da bilmiyorum ya abi, bilmiyorum. Şu an canım çok çekti abi. Mental Hospital oynamak istiyorum sabahtan akşama kadar. Hocam. Hocam bir şeyler yapıyorsun ama neyse, hadi bakalım. Hayda, mezar var. Ha? O ne lan? Bir şey de göremiyorum ki karanlıktan. Abi neydi az önceki? Yukarı çık hocam. Vay, bir yerlere gidiyor bizim kanki. Git bakalım. Hayır, benim merak ettiğim hani A Gaming by Igor Migun yazıyor. Şu an oyunu mesela Igor Migun mu oynuyor? Çok merak ediyorum. Neyse.
Oğlum şu flaşı aç lan, bir şey göremiyoruz ki. Mumlar olmasa. Bir şey yok lan. Triplere giriyor bu da. Lan yumrugun triplere giriyor ha. Hiçbir şey yok, sen kaçıyorsun. Evet, bu mankenler önceki oyunlarda da vardı. Şu oyun artık Türkçe'ye getirin be arkadaşım. Rusça, İngilizce getiriyorlar mental hospital'ları. O yüzden mevzuyu tam kavrayamıyoruz ama. Aslında lan. Oğlum kızı kurtar. Koş kızı kurtar. Koş. Koş kızı kurtar. Çünkü böyle şeylerde hep böyle kızı kurtarırsın abi. Sonra o hastaneden kurtulursun, kız da manita olursun. Böyle mutlu mesut bir hayat. Ya da tabii ki o kızla böyle bir gün gelirsin hastaneye ve sonra orada ikiniz ölürsünüz. Öyle bir şey olur ya. Filmlerde bak, iki türlü son var. Ya böyle iyi son olacak ya da böyle sonradan tekrar hastaneye falan gelecekler. Ya da hastaneden bir şeyler onları bulacak, öldürecek abi. Korku filmi budur yani. Senaryosu. Abi git işte oraya ya. Sıkıldık burada. Triplere gidiyor. Oo, bir dakika. Lan o kız... Bir dakika, ne oluyor abi şu an? Cesedi elleyebiliyoruz mu? Neyse, kaç. Oğlum kızı bul, kızı lan. Aynı yerden 10 kere geçtim be Igor kanki. Aynı yerden 10 kere geçtin ya. Hayda, bir dakika. Oo, hayır. Hayır. O bizi doğrar acı. Kaç. Git işte oradan ha. Hele şükür yani videonun sonuna geldik. Ve sen oraya daha yeni gidiyorsun kanki. Lan. Ya oğlum. Vay karaktersiz. Defol lan. Abi şu oyunu çıkartın artık, videosunu çekelim, cidden çok heyecanlıyım ya. Evet gençler, video burada bitiyormuş. Yani şu oluyor ve sonra bitiyor. Direkt aniden galeri açıldı bir an. Tırstım yani, dedim ne oluyor. Yani oyun güzel abi, oyun güzel fakat çok fazla böyle yenilik eklememişler. Hani sanki bir Mental Hospital 5'e DLC gelmiş gibi bir şey olmuş aslında. Biraz beklentimin altında kaldı. Fakat tabii daha bu alfa. Yani belki de oyunda inanılmaz bir hikaye olur. Belki çok uzun süren bir oyun yaparlarsa tabii ki de bu oyun çok satabilir ya da çok oynanabilir. Ki zaten birçok kişi yani artık mobil için şunu anladılar oyun yapımcıları. Sen çıkartıyorsun ücretli olarak Google Play Store'a veriyorsun abi. Abi onu Google Play Store'dan indiren adam çok az, tamam mı? Millet APK indiriyor. Hani çünkü millet şu kafada, abi mobil oyuna para mı vereceğim kafasında. Yani haklı bir düşünce de olabilir, haksız bir düşünce de olabilir. Ben burada değilim. Fakat birçok kişi bu kafada. O yüzden millet APK'sını bulup öyle indiriyor. Yani siz bir mobil oyun çıkartıyorsunuz. Mesela bak, bunu EA yaptı. Ne yaptı? İşte FIFA 14 falan ne güzeldi abi. Şey falan vardı. Neydi o? Sezon falan filan oynayabiliyordum FIFA 14'te. Sonra 15-16 falan derken abi öyle bir şey yapamıyorsun artık. Sadece Ultimate Team'le gidebiliyorsun. Hani internetli bir şekilde oynuyorsun. Çünkü abi adamlar anladı artık. Daha farklı bir sistem geliştirdiler. Artık oyun içi satın almaları çok yaptılar. Yani siz o tür oyunlarda gelişmek için oyuna para yatırmak zorunda kalıyorsunuz. Hani emek harcamadan hızlıca ben iyi olayım falan filan derseniz parayı yatırıyorsunuz oyuna. O şekilde hani şey oluyor. Tabi biraz videodan koptuk da ben size bundan bahsetmek istiyorum. Yani mesela Game of da aynı şekilde Modern Combat 3, Modern Combat 4, Gangster Rio falan, bunlar hep paralı oyunlardı. Ve gayet de güzel oyunlardı. Hani para verip alıyordunuz. Tabi birçok kişi bunları APK indiriyordu dediğim gibi. Sonra ne yaptılar? Bak Gangster Vegas çıktı, ücretsiz değil mi? Ama oyun içi satın almaları çok fazla olan bir oyun. Gangster New Orleans keza aynı şekilde. Tabii ben Gangster New Orleans'ı oynayalı çok oldu, oynayalı bitireli.
farklı bir şey gelmiş midir, ne olmuştur bilmiyorum. Fakat en son öyleydi. Onun dışında abi Modern Combat 5, Modern Combat Versus olsun. Bunlar da tabii Modern Combat 5'i buradan biraz ayrı tutmak istiyorum. Fakat bölüm olarak tabii az bölümü var. Az bölümde demeyeyim de yani bir bölüm olsun, o bölümü içini bölümlere parçalamışlar. O şekilde koymuşlar. Yine oyun içi satın almaları bol olan bir oyun. Keza Nova 2, Nova 3 bunlar güzel oyunlardı. Nova 3 çok güzel bir oyundu hatta. Nova 3 kimse bak APK yani artık herkes APK indiriyordu. Adamlar da baklar böyle olmayacak. Nova 3 Freedom Edition çıkardılar falan. Ama en son Nova 3'ü kaldırdılar. Nova Legacy var biliyorsunuz. O da keza böyle bir oyun zaten. Yani bu artık mobil oyunlar bu yöne doğru gidiyor. Oyun içi satın almaları bol olan kısma doğru ilerliyor abi mobil oyunlar. Yani artık oyun firmaları da bunun bilincinde. Tabi bazıları yine kendi çizgisini bozmayıp paralı şekilde çıkartıyor. Tabi yine APK olarak indiriliyor. Öyle kalıyor. Tabi deneme sürümü falan ücretsiz olabiliyor. Yani demeye çalıştığım şey dediğim gibi bu mobil oyunlar artık oyun içi satın almaların yani oyunun ücretsiz olduğu fakat oyun içi satın almaların bol olduğu kısma doğru ilerliyor ve bu gitgide artacak. Kesinlikle bu artacak. Tabi bu tür korku hikaye oyunları bu şekilde olmayabilir. Çünkü abi Mental Hospital 6'da yani ne gibi oyun içi satın alma olabilir ki zaten? Hani ne yapabilirsin ki? Yani bir şey yapamazsın. Ondan dolayı bunlar da tam olarak öyle olmayabilir. Fakat yeni çıkacak bir Gameloft oyununda kesinlikle oyun içi satın almaların bol bol olduğu, bol olduğu ve oyunun bedava olacağı kesin bir şekilde. İster yeni bir Asphalt çıksın, Asphalt 10 çıksın, yani Nova, yeni bir Nova çıksın, Modern Combat 6 çıksın. Yani Versus'u da 6 diyenler var da Versus 6 değil arkadaşlar. 6 çıksın. Yeni bir Gangster oyunu çıksın. Yok Gangster Los Angeles Charge bir şeyler çıksın. Bu da böyle olacak abi. Oyun ücretsiz olacak ve oyuna oyun içi satın almaların bol olduğu bir sistem getirilecek. Yani tabii ben bu şekilde istemiyordum açıkçası. Yani ben mesela FIFA 19'u indirdiğimde abi sezon falan oynamak isterdim. Ha, grafiklerde değilim ben. Grafikler de değilim. Onu söyleyeyim. Ama ben sezon şeklinde oynamak isterdim açıkçası. Tabii biz böyle 20-30 tane insan olalım bunu isteyen. Yine adamlar bizi dinlemeyecek. Çünkü oyun içi satın almalarda adamlar bak YouTube'da görüyoruz abi FIFA Ultimate Team yok kart açılışı yok cart curt. Adamlar parayı veriyor 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 veriyor. Adamlar da bu şekilde daha çok kazanıyor. Yani adam salak mı ki niye hani sezon getirsin oyuna değil mi? Çünkü adam zaten bu şekilde normal yapacağından daha fazla para kazanıyor. Belki boş yapmış olabilirim bilmiyorum. Belki bana katılıyor olabilirsiniz. Belki de ne diyor lan bu salata suyu diyor da olabilirsiniz. Bu benim görüşüm. Büyük ihtimal bazılarınız bana katılacak abi. Hani artık bu şekilde ilerliyor. Ne kadar istemesek de bu şekilde olacak bu gençler. Artık bu olayı sevmeye odaklanalım. Oh, bayağı bir Mental Hospital 6'dan nerelere geldik ama bunlardan bahsetmek istiyordum aslında. İyi oldu. Mental Hospital 6 hakkındaki görüşlerim dediğim gibi hikayeyi falan daha uzun tutarlarsa, daha güzel cutscenler olursa oyun oynanır abi, çok iyi oynanır. Ama dediğim gibi yani Mental Hospital 5, 4 gibi böyle o uzunlukta bir oyun olursa abi zaten grafiklerde de böyle aman aman bir değişim olmadığı için yani pek çok böyle aman aman ses getireceğini ben düşünmüyorum. Bakalım oyun çıksın görelim abi. Oyun çıkınca Mental Hospital 6 çıkınca kesinlikle seriye başlayacağım. Yani kesinlikle başlayacağım abi. Rahat olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada hedef 1000 abone. Lütfen bana abone olun. Yani lütfen abi lütfen 1000 abone olacağız artık. 863 abone vardı en son. Gitgide yükseliyoruz. Tabii bu biraz yavaş oluyor. Farkındayım. Ama aslında son zamanlarda biraz yoğunum. Video atmada zorlanıyorum. Ama yine de kanalı dolu tutmaya çalışacağım. Aktif tutmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.